La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, takvanız ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Kardeşlerim, programa başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Geçen hafta Arif kardeşimizin, bugün de Enes kardeşimizin Allah'a hamdolsun ki birer erkek çocukları dünyaya geldi. Allah-u Teala önce anne ve babalarına, daha sonra da mümin erkek ve mümin kadınlara bir göz aydınlığı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Rabbim bekar olan kardeşlerime saliha bir eş, mümin evlere de salih ve saliha evlatlar nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anh halife olunca Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı Medine'ye kadı olarak tayin etti. Medine'ye kadı tayin edildikten bir sene sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh müminlerin halifesi Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti. Ve dedi ki, bundan sonra benim üzerimde durduğum kadılık makamını benden al. Çünkü tam bir sene boyunca Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir tane dava dahi gelmemişti kardeşler. Allahu Ekber. Dilek olayım. Bir sene boyunca mümin erkek ve mümin kadınların eliyle Ömer bin Hattab'a bir dava dahi getirilmedi, bir celse açılmadı. Tabi müminlerin emiri Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer bin Hattab'tan böyle bir şey talebi duyunca, yani görevi bırakmak istiyorum talebini duyunca dedi ki, ya Ömer, görevin zorluğundan dolayı diyor kadılığı bırakmak mı istiyorsun? Ve bakın Ömer bin Hattab radıyallahu anh şu veciz sözleri söylüyor kardeşler. Hayır ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Müslüman toplumda bana ihtiyaç yok ki. Yani benim şahsıma, benim bedenime, benim ilmime değil kardeşler. Müslüman toplumun Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile alıp veremediği hiçbir şeyleri yok. Orada değil Hattab'ın oğlu Ömer, haramı ve helali en iyi bilen Muaz bin Cebel de olsaydı Müslüman toplumun böyle bir kadıya ihtiyacı olmayacaktı. Sonra döndü dedi ki, onlardan her biri hakkının ne olduğunu bilir ve bundan fazlasına da asla rağbet etmezler. Dünyalık anlamında üzerlerine ne vazife varsa da yerine getirme konusunda asla bir kusura sahip değildirler.
Onlardan her birisi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de ister. Aralarında birini görmediklerinde hemen arayıp hastaysa ziyaretine giderler. Eğer o kişinin yardıma ihtiyacı varsa hep beraber yardım etmek için koşarlar. Şimdi ne olur dikkat edin kardeşlerim. Sözlerine şöyle devam ediyor. Onların dinleri nasihattir. Onların dinleri nasihattir. Ahlakları iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymaktır. Böyle insanlar hangi hususta davalık olurlar dedi. Allahu Ekber. Dile kolay aziz dostum. Ömer bin Hattab bir sene boyunca hiçbir göreve elini uzatmadan kadılık makamında kaldı. Kalplerine iman yerleşmiş olanların nasıl bir ahlaka sahip olduklarını anladı ve halifeden kendisini azletmek için bir talepte bulundu. Diyor ki yazar, onların gözleri ahirete yönelmişti de ahireti elde etmek için çabalıyordu. Onların gözünde de dünya o kadar küçülmüştü ki dünya için yorulmaya, gayret göstermeye ve koşmaya ihtiyaç duymuyorlardı. Aralarındaki ufak tefek meseleleri de beraber çözüyorlardı. Kadıya ihtiyaç hissetmiyorlardı. Vallahi kardeşlerim, bu olay imanın tadına varan bir toplumun ne kadar şerefli bir konuma yükseleceğine en güzel örneklerden bir tanesidir. Halbuki dün bu insanlar birbirlerine zulmediyorlardı. Komşularına kötü davranıp kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. İçki içip zinayı kendi içlerinde meşrulaştırmışlardı. Şehvetlerinin esiri olup nefislerini mutmain kılmak için her türlü zulmü birbirlerine reva görüyorlardı. Onlar İslam'dan önce kızlara ve kadınlara asla değer vermiyorlardı. Kendilerine bir kız çocuğu müjdesi geldiğinde utançlarından, öfkelerinden dolayı yüzleri kapkara kesilip kavimlerinden gizlenip saklanıyorlardı. Ve o kız çocuklarını ya utanarak, kavimlerinden sıkılarak, aşağılık bir pozisyonda kendilerini hissederek yanlarında tutuyorlardı ya da diri diri toprağın altına gömüyorlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselama peygamberlik geldiği zaman bir adam yanaştı. Dedi ki ya Resulallah, ben cahiliyedeyken benim küçük bir kız çocuğum vardı. Dedim ki seni gezdirmeye gideyim. Onu kör bir kuyunun yanına getirdim. Kızım dedim aşağı bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden damlalar akmaya başlıyordu. O cahil adamın o bedbaht hayatı içerisindeyken nasıl bir faciaya sebep olduğunu Allah Resulü anlamıştı. Önce göz pınarlarını akıttı. Dedi ki ya Resulallah, kızıma dedim ki kuyunun dibine bak. Kız kafasını o kuyuya doğru uzattığında dedim ki ya Resulallah, ayaklarından tuttum ve onu kuyunun içine bıraktım deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam üzerindeki elbise ıslanana kadar ağlamaya başladı. Sahabe yaka paça adamı dışarı attı. Dedi ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüyorsun. Onlar kız çocuklarına, kadınlara asla değer vermiyorlardı ki mallarını onlarla beraber paylaşsınlar. Asla mirastan bir pay ayırmıyorlardı. Bu onların arasında değişmez bir örf, katı bir kanun halindeydi. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Evs bin Sabit vefat edene kadar kardeşler. Ta bakın dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine kadar bu olay devam etmiştir. Ta ki Evs bin Sabit vefat edene kadar. Evs vefat ettiğinde siyercilerin ifadesiyle arkasında fizik olarak çirkin bir simaya sahip iki kız, bir de erkek çocuk bırakmıştır. Evs vefat ettiği sırada amcasının çocukları hemen evine gelip bütün mirasa el koymaya çalıştı. Evs'in karısı dedi ki bari
Hani bu kız çocuklarına bir şey vermeyeceksiniz. Biliyorum bütün taşınır taşınmaz mallara el koyacaksınız. Bari şu kızı, şu kızları nikahınıza alın. Şunlarla evlenin ki babalarından kalan mirastan biraz pay alsınlar. Adamlar kızları beğenmediklerinden dolayı, çirkin bulduklarından dolayı bu teklifi kabul etmediler. Kadın hemen soluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de aldı. Dedi ki ya Resulallah, Evs'in amca çocukları onun mirasına el koydular ve çocukları yetim, öksüz, fakir, muhtaç, ihtiyaç sahibi olarak bıraktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hemen emir buyurdu. Dedi ki asla onların mallarını yerlerinden kımıldatmayın, oynatmayın dahi. Bu sözlerden sonra hemen Allah subhanahu ve teala Nisa suresi 7. ayetlerini indirdi kardeşler. Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara bir pay vardır. Gerek azından ve gerek çoğundan belli bir hisse onlara ayrılmıştır ayetleri aralarındaki anlaşmazlığı çözdü elhamdülillah. Öyle bir cahiliyenin içerisindeydiler ki en ufak meselelerde birbirlerine hemen kılıçlarını uzatıp ağır cinayetler işliyorlardı kardeşler. Onlar öyle bir hale geldiler ki insan olmanın onurunu yaşayamaz oldular. Ölüm hayatta kalmaktan onlar için daha evla hale geldi. Ama işte böyle bir anın içerisinde Allah o bedbaht topluluğun içerisindeki insanların kalplerine önce imanı yazdı. Sonra imanı sevdirdi. Sonra imanlarını kalplerinde bir tatlı, lezzetli bir bitki gibi yeşertti elhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki onlar zelil bir durumda yaşarlarken kendilerinden sonrakilerin takip edildiği, izlenildiği, adımları bakıldığı, incelendiği bir pozisyona kadar çıktılar elhamdülillah. Onlar zelil bir durumda yaşarlarken Abdullah İbni Ömer'in şu sözlerine muhatap oldular elhamdülillah. Abdullah İbni Ömer diyor ki kim birini örnek almak istiyorsa, kim birinin adımlarını takip etmek istiyorsa ölmüş olanları araştırsın. Çünkü diriler istikamet kaybedebilir. Sapmaya uğrayabilirler. Bugün iman ehlidirler ama Allah muhafaza yarın küfrün saflarının içerisine girebilirler. Allah muhafaza. Peki onlar, o takip edilmesi gereken ölüler kimler? Onlar diyor Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşlarıdır. Peki neden? Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları ölmelerine rağmen tıpkı canlı bir insanın takip edildiği gibi takip edilmeleri gerekir? Abdullah İbni Ömer bunun cevabını da veriyor. Diyor ki onlar bu ümmetin en hayırlılarıdırlar. Onlar bu ümmetin en temiz kalplileridirler. Onlar ilimde bu ümmet içerisinde en derinleşmiş olanlardır. Ve aralarında en az sorun yaşayanlardır. Bundan dolayı onların adımları takip edilmesi lazım. Sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Onlar Allahu Teala'nın peygamberine arkadaş olması ve dinini taşıması için seçtiği kimselerdir. Allahu Akbar. Cümlenin en güzel tarafı da budur kardeşler. Onlar seçilmişlerdir. Onlar bütün insanların kalpleri içerisinden, kalpleri alemlerin Rabbi olan Allah tarafından seçilmiş olanlardır. Bu çok büyük bir şereftir kardeşler. Sonra devam ediyor. Diyor ki bunun için de onların ahlakıyla ahlaklanın, onların yolundan ayrılmayın. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onlar sırat-ı müstakim üzeredirler. Allahu Akbar. Bunlar Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın arkadaşlarıdır. Kalpleri ölüyken imanla canlanan ve dirilen nesildir. Öyle bir canlandılar ki, kalpleri öyle bir dirildi ki, kalpleri öyle bir cilalandı ki, kalpleri öyle bir yumuşadı ki, o iman neticesinde her bir salih amele koşar oldular. Amelleri küçük ve büyük diye ayırmadılar. Tıpkı Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ın örnekliğinde olduğu gibi. Kendisi Allah yolunda cihad etmek için Rum topraklarına yürüdü.
Ordunun başında da Malik bin Abdullah el-Hasemi bulunmaktaydı. Ordu kumandanı askerleri teftiş etmek, morallerinin seviyesini görmek, onları şecaatlendirmek, onları cesaretlendirmek, içlerindeki o duyguyu haya kaldırmak için gezerken Cabir İbn Abdullah'la karşılaştı. Peki hangi halde karşılaşmıştır? Uyurken mi? Sızlanırken mi? İsyan ederken mi? Öflerken mi? Hayır. Herkes binekleriyle ordusunun peşinde yürürken Cabir İbn Abdullah katırından inmiş, onun dizgininden tutmuş, yürüyerek ordusunu takip etmektedir. Kumandan şaşırır. Der ki ey Cabir, Allah sana böyle bir bineği lütuf vermişken, Allah'ın nimetiyle şereflenmişken neden katırından inip yürümektesin? Cabir İbn Abdullah çok güzel bir söz söylüyor kardeşler. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki kimin ayağı Allah yolunda cihad ederken veya Allah yolunda davet yolunda tozlanırken tozlanırsa o kişinin bedenine cehennem ateşi dokunmayacaktır. Allahu Akbar. Bu sözleri söyledikten sonra ordu kumandanı ordunun en başına gider kardeşler ve bağırır. Ey Cabir, Allah sana bir bineği lütuf olarak vermişken neden hayvanından inip yürümektesin deyince Cabir İbni Abdullah kumandanın ne yapmak istediğini çok iyi anlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittiği hadisi yüksek sesle haykırır. Sonra ne olur biliyor musun kardeşim? Orduda bulunan bütün askerler hayvanlarından iner, yürümeye başlarlar. Ve rivayetin sonunda şöyle bir şey geçer. Derler ki bu ordudan daha fazla yürüyen bir ordu tarih boyunca rastlanmamıştır. Allahu Ekber. Ne için peki kardeşler? Cehennemden azat olmak için. Ne için? Cennete adımlamak için. Hadisin kenarını köşesini yıpratarak, tevil ederek ama fakat lakin diye başlayan cümlelere asla yer vermeden hadis neyi anlatıyorsa, nasıl ecir alacaklarsa sahabe ve o ordunun askerleri bu söze doğru yürüdüler elhamdülillah. Onların kalpleri çok canlıydı aziz dostlar. Diriydi kalpleri. Dedikçe sözümüzün başında gözlerini ahirete dikmişlerdi. Gözlerini ahirete dikince dünya onların nazarında küçüldükçe küçüldü. Kim gibi biliyor musunuz? Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi. Enes bin Malik anlatıyor. Biz Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile beraber onun evinde otururken Medine'de büyük bir ses yankılandı. Büyük bir ses. Ve bir sarsıntı gerçekleşti. Yani insanlar oturduğu yerde sallanmaya başladılar. Siz bunun adına deprem mi dersiniz? Hayır. Hazreti Ayşe dedi ki bu nedir? Bu gürültü nereden geliyor? Neden beni de sallandı? Dediler ki ey müminlerin annesi, şu an Abdurrahman bin Avf'ın 700 develik kervanı üzerinde her şeyi barındırarak giyecek, yiyecek, içecek ne varsa her biriyle diyor şu an Medine sokaklarına girdi. Ses o develerin ayaklarının sesleridir. Bu sarsıntı oturan hayvanların verdiği güçle sallanan bir sarlantıdır. Allahu Ekber. Peki ne diyor sizce Hazreti Ayşe? Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki Abdurrahman bin Avf sürünerek, emekleyerek cennete girecektir. Allahu Ekber. Sürünerek, emekleyerek cennete girecektir. Vallahi bu söz kardeşim bana söylense bugün bu söz benim doğduğumun en güzel günlerinden bir tanesidir. Bu sözü işitmek benim şerefimi ve izzetimi artıracaktır. Sürünerek de olsa, emekleyerek de olsa üzerim paramparça olup cennetin içerisine girmeyi arzu ederim. Cehennemden azat edileceğim ya. Cennete girmek benim için ne kadar şereftir elhamdülillah. Ama bu sözü Abdurrahman bin Avf duyunca benim verdiğim tepkiyi vermez kardeşlerim. Der ki ben cennete yürüyerek girmek için çalışacağım. Vallahi ey müminlerin annesi devemin üzerindeki yularlara varıncaya kadar her birini Allah yolunda infak ediyorum. Allahu akbar ve lillahi'l hamd. Vallahi aziz dostlar
Sahabe anlaşılması zor insanlar. İdrak edilmesi zor insanlar. Kalplerindeki iman bir şelale gibi onların üzerlerinde çağlıyordu elhamdülillah. Öyle bir hale geldiler ki kalplerindeki iman onları öyle bir coşturdu ki bırakın salih amelleri işlemeyi. Fakiriyle, zenginiyle, alimiyle, abidiyle insanlar birbirleriyle hayır konusunda yarışmaya başladılar. Buhari ve Müslim'de geçen ve hepinizin de çok iyi bildiği bir meseleyi anlatacağım. Muhacirin fakirleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dediler ki ya Resulallah zengin kardeşlerimiz dereceleri ve cennetteki yerleri götürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi anlamak için ne demek istiyorsunuz dedi. Ne olur kulaklarınızı buraya çevirin aziz dostum. Özellikle fakirliğinden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'tan talepte bulunanlar. Fakirliğini Allah'a şikayet edenler. Fakir olduğundan dolayı ayıplananlar. Ne olur şu sözlere dikkat çekin. Dediler ki ya Resulallah zenginlerimiz bizim kılmış olduğumuz namaz gibi namaz kılmaktadırlar. Bizim tuttuğumuz oruç gibi oruç tutmaktadırlar. Ancak onlar Allah yolunda infak etmektedirler. Bizim ise infak edecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar köle azat etmekteler. Biz ise köle azat edecek bir durumda değiliz dediler. Allahu akbar ve lillahilhamd. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi anladı. Ve onlara şöyle yaklaştı. Size işlediğiniz takdirde, yaptığınız takdirde, uyguladığınız takdirde sizi geçenlere yetişeceğiniz, sizinle müsavi olan, eşit olanları da geçeceğiniz bir şey öğreteyim mi? Vallahi böyle bir talebi olan sahabe bu söze gözleri parlayarak evet diye cevap verir aziz dostum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor bir şey söylemez. Neden? Çünkü fakiriyle, zenginiyle cihat, ilim, namaz, oruç, hac konusunda her biri müsaviydi. Ancak fakirler zenginlerle ayrıştığı bir noktası vardı. İnfak edecek güçleri yoktu kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu aradaki farkı kapatacak çok basit. Ancak uygulamak isteyenlerin yeri geldiğinde çok zorlanacağı bir şeyi söyledi. Dedi ki her namazdan sonra, her namazdan sonra, sabahtan yatsıya kadar, her farz namazından sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyiniz dedi. Doğru soluğu mescitte aldılar kardeşler. Kendilerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şeye alıştırdılar. Aradan bir zaman geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah zengin olan kardeşlerimiz yapmış olduğumuz şeyi öğrendiler ve bu konuda da bizi geçmeye başladılar. Allahu Ekber. Şikayet ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki bu zenginlik yani bu manevi zenginlik Allah'ın keremidir. İstediğine verir dedi. Allahu Ekber. Ah be fakir kardeşlerim. Ah zengin kardeşlerim. Ne zaman birbirimizle hayır yolunda yarışacağız? Dünya için, makam için öyle hırsların içerisinde birbirimizle yarışmaktayız ki dünya bizi çepeçevre kuşatmaktadır. Sahabe hayır konusunda yarıştı. Allah bilmedikleri amelleri onlara öğretti. Yetmedi. O amelleri işleme konusunda onlara büyük bir lütuf verdi. Sen ise ben ise amellerin fakiriyiz kardeşler. İyiliklerimiz az, günahlarımız çok. Tembelliğimiz fazla, hırslarımız ve heyecanlarımız az. Onlar da Firdevs'e taliplerdi, sen de ben de Firdevs'e talibiz. Onlar bir dağın yamacında, biz ayrı bir dağın yamacındayız aziz dostum. Bu aradaki farkı nasıl kapatacağız? Allah-u Teala bize rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele etsin. Evet aziz dostlarım, vallahi ben sahabeyi takip etme değil de anlama konusunda bile geri kaldım aziz dostum. Bırakın onların adımlarını takip etmek, onlar gibi yaşamak, onları anlamak konusunda kalbim ve zihnim yorulmaya başladı. Kim gibi biliyor musunuz? Ben vallahi Said İbn Amir'i anlamakta gerçekten zorlandığım bir şahsiyettir. Ömer bin Hattab radıyallahu an Medine'de otururken yanına Humus'tan salihlerden bir heyet geldi. Bakın özellikle rivayette salihlerden ibaresi geçiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Humus
İslam tarihçilerine göre fitnenin merkezi olan küçük bir Kufe, sürekli fitne çıkan, sıkıntı çıkan, arasında ihtilaf olan bir beldedir. Humus'tan salih bir eyet Ömer bin Hattab'ı ziyarete geliyor. Ve Ömer bin Hattab diyor ki, bana fakirlerinizin listesini getirin. İhtiyaç sahiplerinin listesini getirin. O listenin başında kim vardır biliyor musunuz? Said İbnu Amir radıyallahu anh vardır. Ömer bin Hattab listeye bakar. Yahu der, bu Said, hangi Said? Derler ki, ey müminlerin emiri, vali olarak tayin ettiğiniz Said. Der ki, Said bu kadar fakir mi? Ne derler biliyor musunuz? Vallahi günlerce evinin içerisinden ateşin çıkmadığına şahit olduk. Ateş ne biliyor musunuz dostlar? Yani yemek pişmiyor, ekmek pişmiyor. Biz onun günlerce aç sabahladığına şahit olduk deyince, o koca halife, yumuşak yürekli halife, kalbi bir kuş kadar ürperir, gözyaşları sakallarını ıslatır. Ve hemen koşar Beytülmal'dan 1000 dinar alır, 1000 dinar. Ne der biliyor musunuz o salihlere? Bunu Said'e gönderin, kendi ihtiyaçları için harcasın. Bunun altını çizin. Çünkü biliyor ki Said'i koşacak, hemen Humus halkı için o paraları harcayacak. Said kendini harcasın, hanımını harcasın, çocuklarını harcasın. Heyet emaneti alır, Humus'a vardığında Said İbni Amir'i ziyaret ederler. Ne olur dikkat edin dostlar. Keseyi ona verdiklerinde Said şöyle keseyi alır, onlardan uzaklaşır, evine gider, keseyi açtığında içindeki altınlara şahit olur ve bakın dudaklarından şu söz çıkar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Yılmaz abi, bu söz musibete uğrayan Müslümanların söyleyeceği bir sözdür. Annesini kaybeden, hanımını kaybeden, doğan çocuğunu kaybeden, iflas eden, uzvu kopan, dar içerisinde olan, sıkıntı içerisinde olan mümin erkek ve mümin kadınların söylemesi gereken bir ayettir bu aziz dostum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müslümanı üzen ne varsa, ayakkabının bağı da kopsa, gözünün şuradaki teli de eğrilse, Ömer bin Hattab radıyallahu an demiştir ki, istirca ediniz. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyiniz. Bu sözü söyledi mi Said? Hanımı bunu işitti kardeşler. Dedi ki, ey Said, sana ne oluyor dedi. Şimdi ne olur dikkat edin. Sana ne oluyor? Çünkü bu söz felaket içerisinde söylenilecek bir sözdür. Musibet anında söylenilecek bir sözdür. Allah bizzat felaket içinde olan müminlerin söylemesini istediği bir sözdür. Dedi ki, yoksa müminlerin emiri Ömer bin Hattab vefat mı etti? Said döndü, dedi ki, ondan da dedi daha felaket bir şey oldu dedi. Allahu Ekber. Yeryüzünde Ömer bin Hattab'ın vefatından daha büyük ne olabilir aziz dostum? Adaletin timsali, sorumluluk bilincinin et kemik giydirilmiş hali Ömer bin Hattab'ın ölümünden daha felaket ne olabilir? Diyor ki, ondan da diyor daha felaket bir hal diyor. Peki diyor, kadın Müslüman ordusu düşmanlarına bir mağlubiyet mi yaşadı? Diyor ki, ondan da feci bir durum diyor. Allahu Ekber. İslam ordusunun, Müslüman ordunun kafirlere karşı kaybetmesi kadar daha feci bir şey olabilir mi be kadın? Said İbni Amir diyor ki, ondan da daha feci. Peki diyor, ne oldu diyor. Bunlardan da daha feci bir şey ne olabilir? Ne diyor biliyor musunuz? Bakın, ahiretimi bozmak için dünya üzerime geldi. Ve fitne şu an dedi evimin içerisine girdi. Allahu Ekber. Ahiretimi bozmak için dünya üzerime geldi ve şu an şu fitne, yani o 1000 dinarın bulunduğu kese benim evimin içerisine girdi. Kadın bunu anladı. Ne dedi biliyor musun aziz dostum? Dedi, o zaman dedi, onları diyor çıkart, kurtul. Kocasını çok iyi tanıyordu. O altınlar o evden çıkmadığı müddetçe Said'in yüzü gülmeyecekti. Said gülmediği müddetçe hanımını da güldürmeyecekti. Bunu çok iyi biliyordu bu kadın. Kocasını çok iyi tanıyordu. Ver dedi, kurtul. Sarf et, infak et, evinin içerisinden çıkart dedi. Öyle mi dedi, o zaman bana yardım et. Kesecikler getirdi, böyle küçük küçük kesecikler. 1000 dinarı o keselere böldü de Allah yolunda infak etti. Allahu Ekber. Vallahi anlamak çok zor aziz dostum.
Onların hayatını idrak etmek çok zor. Allah'a hamdolsun ki öyle bir nesil çıktı ki onların içerisinden iman bir pınar gibi fışkırdı elhamdülillah. Hayrın birinden çıktılar, birine koştular. Ama ne olur buraya dikkat et aziz dostum. Özellikle özrü olan kardeşlerim. Ne olur şu anlatacağım hikayeye dikkat etsinler. Onlardaki iman öyle bir coşkuya sebep oldu ki kendilerinin mazereti olmasına rağmen o mazeret ağacının gölgesi altında asla sabahlamadılar. Bir gün dahi mazeretin gölgesi altına sığınmadılar. Kim gibi biliyor musun kardeşim? Amr bin Cemuh radıyallahu anh gibi. Baktı üç oğlu, üç yiğit Uhud harbinde cihad etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Babaları da hemen yanlarına gitti, dedi ki ben de Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Onun bu fikrinden cayması için ellerinden geleni yaptılar. Niye biliyor musunuz? Çünkü babaları ileri derecede yaşlı bir adamdı. Yetmedi. Aynı zamanda ileri derecede bir topallığa sahipti. Yani tabir yerindeyse müminlerin, mücahitlerin ordulara engel olabilecek, mani olabilecek derecede bir adamdı. Dedi ki ey babacığım, Allah sana bir mazeret vermişken kendini niye sıkıntıya sokuyorsun? Amr bin Cemuh sinirlenir, soluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alır. Der ki ya Resulallah, ben sana evlatlarımı şikayet ediyorum. Ben Allah yolunda cihad etmek isterken onlar benim topal ayağımı göstererek Allah yolunda cihad etmemi istemiyorlar. Ben cennette topal ayağımla gezmek istiyorum dedi ya Resulallah. Allahu ekber. Topal ayağımla cennet bahçelerinde dolaşmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına döndü, bırakın onu. Umulur ki Allah ona şehadeti bir rızık olarak verir. Çocukları ısrar etmekten vazgeçti. Amr bin Cemuh da ordu saflarında yer almak için hazırlanırken önce hanımıyla vedalaştı. Sonra kıbleye doğru yöneldi, ellerini açtı ve şöyle dua etti. Allah'ım beni şehadet ile rızıklandır. Beni aileme kaybetmiş olarak geri asla döndürme dedi. Allahu Ekber. Ben bir ceset olarak, nefes alan bir beden olarak geri dönersem ben kaybetmişimdir. Bana böyle bir şey nasip etme dedi. Ve bakın Uhud meydanına doğru yürüdü kardeşler. Savaşın en şiddetli anlarında İslam ordusunun saflarında bir dağınıklık yaşadı. Diyor ki sahabeler, Amr bin Cemuh sağlam ayağının üstüne bastı, dikildi. Bakın şu sözleri söyledi. Ben cenneti özlüyorum. Ben cenneti özlüyorum. Sanki daha dün cennetten gelmiş de bulunduğu beldede sıkılan bir misafir gibi ben diyor cenneti özledim. Ben cenneti özledim. Ah Amr bin Cemuh, kaç defa Allah sana cenneti gösterdi de sen cennet bahçelerini özleyecek bir imana ulaştın. Allah'a. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı korurken, dikkat edin, en önde korumak için gayret gösterirken şehadet şerbetini içti elhamdülillah. Buna şaşırıyorsunuz değil mi? Vallahi şaşırılması gereken kişi sahabelerin ifadesiyle Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'dır. Gözleri ama olmasına rağmen Sad bin Ebi Vakkas'ın, bu tabir benim ifadem olsun, yakasına yapışır. İranlılarla Kadisiye Savaşı'nda yer almak için Sad bin Ebi Vakkas'tan ricada bulunur. Allahu Ekber. Gözleri ama. Çok büyük bir savaştır kardeşler. İran'la Perslilerle yapılan çok büyük bir savaştır. Peki kendisinin ordudaki görevi nedir biliyor musunuz? En önde sancağı taşımaktır. Ve yine biliyorsunuz ki kılıç kılıca olan muharebelerde en fazla yara sancağı taşıyanlar alır kardeşler. Sancağın düşmesi için düşman mücadele eder. Allah ona öyle bir şecaat, imanında öyle bir coşku nasip etmiş ki kardeşler elhamdülillah sancağı düşürmemek için şehadet şerbetini içmiştir. Şehadet, şehitlik o kara toprağın içerisinden anı alıp cennetin bahçelerine doğru ulaştırmıştır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dostum, vallahi sahabeyi takip etmek bir yana, anlamak bir yana, onun izinden yürümek bir marifet,
Onu anlamak ayrı bir marifet aziz dostlar. Allah'a hamdolsun ki dünün zillet içerisinde yaşayanları bugünün adımları takip edilen kişileri olmuş elhamdülillah. Yeri geldiği zaman da dilleri sürçmüş. Yeri geldiği zaman yerin ahlakına göre hareket etmişler. Kusur olmamasına rağmen ama göğün ahlakıyla tehdit edilmişler. Tehdit edilmişler. Gök onların bu ahlakını kabul etmemiş. Tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ta olduğu gibi aziz dostlar. Bizzat sahabenin ifadesidir. İbni Ebi Müleyke diyor ki neredeyse Resulullah'ın salih iki dostu helak olacaktı. Nasıl? Diyor ki Mekke'nin fethinden sonra heyetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyorlardı. Temim oğullarından bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle istişare yapmak için geldiler. Aralarından bir sözcü seçecekler. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah kendine Akra bin Habis'i seç dedi. Ömer bin Hattab hemen müdahale etti. Dedi ki ya Resulallah sen kendine Kaka bin Mabed'i seç dedi. Bir anda Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer bin Hattab'a yöneldi. Dedi ki ya Ömer dedi sen bana dedi muhalefet olmak için bunu yaptın. Sen dedi bana muhalefetsin şu an. Ömer bin Hattab kendini temize çıkarmak için kendini müdafaa ederken sesler biraz yükselmeye başladı. Peygamberin kalbi incindi belki. Bu yapılan işlerden hoşnut olmadı. Ancak söylemekten de haya etti. Kardeşlerine müdahale etmek istemedi. Ama Allah bu olaya kayıtsız kalmadı kardeşler. Hucurat suresinin ikinci ayetleri bu iki salih dostun üzerine inmeye başladı. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkartmayınız. Birbirinize hitap ettiğiniz tonajda tabir yerindeyse, yüksek sesle birbirinize hitap ettiğiniz gibi peygambere hitap etmeyiniz. Sonra haberiniz olmadan amelleriniz zayi olur deyince bakın şimdi ne olur kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah bu andan itibaren ben seninle iki sırdaşın birbirine fısıldaştığı gibi konuşacağım. Allahu Ekber. Peki o koca Ömer, sesi gür olan Ömer diyor ki sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken Peygamber aleyhisselam ona yöneliyordu. Ya Ömer anlayamadım diyordu. O kadar sessiz konuşuyordu ki amellerinin zayi olmaması için, cenneti kaybetmemek için, cehenneme bir adım daha yaklaşmamak için Peygamber aleyhissalatu vesselamın sadık, salih, muhlis iki tane dostu bu ayetlere öyle zelil bir şekilde boyun büktüler ki elhamdülillah. İzzetlerinden, şereflerinden hiçbir şey kaybetmediler. Bilakis izzete doğru yürüdüler elhamdülillah. Hadi bunları anladık değil mi? Peki Sabit bin Kays'ın davranışını nereye koyacaksınız? Bu ayetler indiği sırada Sabit bin Kays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çekim alanına dahi uğramadı. Peygamber aleyhisselam merak etti. Bir adam dedi ki ya Resulallah istersen ben senden sana o kişiden haber getiririm. Resulullah dedi ki git getir. Adam Sabit bin Kays'ın evine gitti. Rivayette diyor ki oturmuş boynunu böyle yere doğru uzatmış düşünüyor. Dedim ki ey Sabit ne haldesin? Niye böyle bir durumdasın? Üçüncü bir kişiden bahseder gibi o sesi çok yüksek olan bir kişidir. O Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında yüksek sesle konuşan bir kişidir. Bundan dolayı da Allah onun amellerini iptal etti, cehenneme koydu dedi. Allahu Ekber. Halbuki kendisinden bahsediyor. Bu ayetler Ömer bin Hattab, Ebu Bekir radıyallahu anhuma için inmişken Sabit bin Kays, sesi çok gür olan bir sahabe, Peygamber aleyhisselamın hatibi, bir yanında şair Hasan, bir yanında Sabit. Ben peygamberin yanında sesimi yükselttim. Onun sesini bastırdım. Onun ses seviyesinin üstüne çıktım. Allah da benim amellerimi zayi etti ve beni cehenneme koydu. Allahu Ekber. Bu adam Peygamber aleyhisselama geldiğinde Resulullah aleyhisselam dedi ki ona söyle o cennetliklerdendir. Allahu Ekber. O öyle biri değildir. O cennetliklerdendir. Vallahi sahabeyi anlamak çok zor aziz dostum.
takip etmek bir zorluk, onların tavırlarını ve davranışlarını anlamak ayrı bir zorluk. Aziz dostum, vallahi ben de onların yaşadığı çağda yaşasaydım, onların işlemiş olduğu amelleri işlemek için büyük bir çaba sarf ederdim diyorsun ya. Şimdi ben onlarla beraber aynı saflarda bulunmadığımdan dolayı amellerimin fakiriyim diyorsun ya. Sana Ebu Bekir Miski ile alakalı bir rivayeti sunacağım ve inşallah sözlerimi burada bitireceğim. İbnül Cevzi anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Ebu Bekir isminde bir adama geliyorlar. Diyorlar ki, ey Ebu Bekir, neden senin üzerinden sürekli bir misk kokusu çıkıyor? Sürekli bir misk kokusu. Diyor ki, vallahi ben uzun yıllardır üzerime misk sürmedim. Uzun yıllardır. Hiç misk kokusuyla kokulanmadım. Ancak diyor, böyle bir kokuya sahip olmamın bir nedeni var diyor. Vaktiyle bir kadın beni oyuna getirdi. Genç kardeşlerim özellikle dinlesinler. Vaktiyle bir kadın beni oyuna getirdi. Beni evinin içine aldı. Üzerime diyor kapıyı kilitledi. Benle beraber olmadığın müddetçe ben dedi seni asla salmayacağım dedi. Çabalarsan, tabir yerindeyse, çırpınırsan, kaçmak için mücadele edersen bana zina teşebbüsünde bulundu diye sana iftira atarım. Adam kabul etti. Dedi ki tamam dedi. Sen dedi git odaya hazırlan dedi. Ben geleceğim. Ancak dedi tuvalet ihtiyacımı gidereyim. Ondan sonra dedi yanına geleceğim. Cariyesi, kadının cariyesi adamı aldı tuvalete götürdü. Diyor ki ben sonra bir diyor büyük pisliğimi yaptım diyor. Tuvaletimi diyor yaptıktan sonra o pisliklerle diyor vücuduma sürmeye başladım. Vücudumun diyor her tarafına sürdüm diyor. Sonra diyor tuvaletten çıktım. Kadının yanına geldiğimde kadın diyor feryat etti, çığlık attı. Cariyesine dedi ki şu adamı hemen dedi benden uzaklaştır dedi. Benim dedi durumum budur. Sonra dedi yıkanmaya gittim. O gece diyor bir rüya gördüm. Dedi ki senden başka hiç kimsenin yapmadığı bir işi yaptın. Bundan önce kimsenin şahit olmadığı, belki yapmaya bile cesaret edemediği bir işi yaptın. Dünyada da ahirette dedi kokun hoş olsun dedi ve ben o andan itibaren diyor misk kokmaya başladım. Ey aziz dostum, kalp imanı severse, kalp imana iman kalbe yazılırsa, iman kalpte bir tatlı, kalpte böyle şeker tadında bir güzellik bırakırsa, vallahi ondan çok güzel ameller sadır olacaktır. Biz eğer bu amellerin fakiriysek, amel işleme konusunda aciz ve tembel isek, ne olur uzaklara gitmeyin. Sahabe devrine dönmeyin. Bizden önceki selefin yollarına dönmeyin. Döneceğiniz yer kalbiniz olsun. Kalbinizi yoklayın. Eğer imanın tadını alamadık isek, vallahi içinde bulunduğumuz salih amelin fakirliğini yaşamaya devam edeceğiz. Allah-u Teala imanı bize sevdirsin. İmanı kalbimizde tatlı bir şerbet kılsın. Bunun neticesinde de hayrın büyüğünden küçüğüne kadar ne varsa bize onlara ulaştırsın. Allah-u Teala gecenizi mübarek etsin. Gecenizi salihlerin, abidlerin ve muttakilerin ulaştığı dereceye ulaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.